Merhabalar. Öğretim ilke ve yöntemleri dersinin 8. haftasına gelmiş bulunuyoruz. Bu dersimizde anlatma yöntemini işleyeceğiz. Anlatma yöntemi bazı kaynaklarda anlatım, takrir yöntemi şeklinde de geçebilir. Anlatma yöntemi bir konunun öğretmen ya da onun yerinde olan birisi tarafından belli bir sıra ve düzen içerisinde öğrencilere sunulmasıdır. Öğretmenin belli bir konuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan bu yöntem genellikle öğrencilerin soru sormalarına, tartışmalarına ve birlikte çalışmalarına pek imkan vermez. Anlatma, öğretmenin uyandıracağı ilgi ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerinde istenilen gelişmelerin sağlanmasını öngören bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem, okullarda uzun yıllar en gözde bir yöntem olarak kullanılmıştır. Hala da kullanılmaya devam etmektedir. Ancak yüzyılımızın başından beri öğrencilerin pasif olarak oturmalarına sebep olduğu, onlara düşünce ve görüşlerini açıklama ve soru sorma fırsatı vermediği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Anlatma zaman zaman çok eleştirilmesine rağmen, başta yüksek öğretim olmak üzere her öğretim kademesinde geniş ölçüde kullanılmaya devam edilmektedir. Daha çok olaylara, görünüşlere, olgulara zaman ve mekan bakımından ilemediği zaman başvurulan bu yöntem, yine dersin başında öğrencilerin konuya karşı güdülenmesinde, konuyla ilgili yapılacak çalışmaların açıklanmasında, bu çalışmaların sonucunun özetlenmesinde ve öğrenciler tarafından anlaşılması zor olan konuların açıklanmasında da kullanılır. Hangi öğretim yöntemi uygulanırsa uygulansın, her derste az ya da çok anlatma yönteminden yararlanacaktır. Önemli olan, öğretimde sadece bir yöntemle yetinmeyip, yeri ve zamanı gelince tüm yöntem ve teknikleri kullanmaktır. Her yöntem ve teknikte olduğu gibi anlatma yönteminde üstün yönleri ile sınırlılıkları, yani eksik ve yetersiz yönleri bulunmaktadır. Öğretmenler bu özellikleri bilirse yöntemi en etkili bir biçimde kullanabilirler. Anlatma yönteminin üstün yönleri. 1. Anlatma yönteminde bilgiler bir sıra ve düzen içerisinde açıklanır. Bu yöntemde öğretmen anlatması esas olduğu için öğretmen konuyu önceden düşündüğü, planladığı gibi anlatabilir. Öğretmenin bu planını bozan herhangi bir şey yoktur. Zamanı iyi ayarlayabildiği takdirde planını tam olarak uygulayabilir. Zamanı iyi ayarlaması, böylece konular zamanında işlenmiş ve programlarda planlandığı şekilde tamamlanmış olacaktır. 2. Diğer yöntem ve tekniklere göre zaman, emek ve masraf bakımından daha ekonomiktir, daha ucuzdur. Anlatma yöntemi kısa zamanda çok bilgi verme imkanı sağladığından, bilgileri kalabalık gruplara sunmada çok kullanışlıdır. Bu yöntem az bir gayretle herkes tarafından uygulanabilen ve nispeten az yorucu bir öğretim yoludur. Öğrencilere değer ve takdir duygularının kazandırılması için gerekli olan heyecan uyandırılmasında etkili bir yöntemdir. Çünkü güzel ve etkili konuşmalar öğrencileri son derece etkilemektedir. Masal, hikaye anlatılmış şeklinde kullanıldığı zaman etkisi daha da artar. 4. Anlatma yöntemi telkin yapmaya ve bazı duygu ve düşünceleri vermeye çok elverişlidir. Öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve milletine güven duygusu vermek, kahramanlık duygularını geliştirmek isteyen bir öğretmen, güzel bir anlatımla, tarihten örnekler vererek, hikayeler ve olaylar aktararak öğrencileri duygulandırabilir ve amacına ulaşabilir.
Böyle konularda anlatma yöntemi diğer yöntemlere göre daha da etkilidir. Aynı şekilde öğretmenlerin bunları yaşayarak ve duyarak anlatmaları dini ve milli duyguların öğretilmesine yardımcı olabilir. Bu yöntemde öğretmen bilgi ve tecrübelerini kısa yoldan ve kolayca öğrencilere aktarabilir. Öğretmenin yıllar boyunca çeşitli kaynaklardan kazandığı bilgi ve tecrübeleri öğrencilere aktarması hiç de küçümsenecek bir şey değildir. 6. Öğrencilere başkalarını dikkat ve sabırla dinleme, onların inanç ve düşüncelerine saygı gösterme, anlayışı kazandırmada yararlıdır. Anlatma, dinleme, başkalarının fikirlerine saygı gösterme hayatta önemli yeri olan davranışlardandır. Kişi, mesleğin, ailenin, arkadaş grubunun üyesi olarak diğer kişilerle iletişimde bulunmak zorundadır. Dinlemesini bilmek bir eğitim işidir. Öğrencilerde başarısızlık nedenlerinden birisi de dinlemesini bilmemektir. Anlatma yöntemi öğrencilere dinlemenin yanında not alma becerisi de kazandırır. Öğrencilere gerekli temel bilgilerin sunulmasında etkili bir yoldur. Öğretim hizmetinin niteliği ve öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkiyle ilgili araştırmalar göstermektedir ki, öğrenciler öğretmenin anlattıklarını bir temel bilgi kaynağı ve düşünce çerçevesi saymakta, daha sonra da elde ettikleri bilgileri bu çerçeveye yerleştirmektedir. Anlatma yöntemiyle öğrenciler dersin muhtevası hakkında planlı ve sistemli bir görüş sahibi olabilir. 8. Anlatma yöntemi soyut kavramların öğretilmesinde işe yarar. Örneğin bazı tarih konuları ancak bu yöntemle işlenebilir. 9. Bu yöntem kaynak bazen çeşitli sebeplerle dersle ilgili kaynaklara yeter kadar ulaşamayız. Böyle durumlarda anlatım kaçınılmaz olur. Bu yöntemle işlenen derse kaynak kişiler yani uzmanlar, sanatçılar, tarihi kişiler davet edilebilir. Kaynak kişiler öğrencileri bilgileyebilir, bilgilerini artırabilir, dersin daha etkin bir şekilde işlenmesini sağlayabilirler. 11. Öğretmenin güzel konuşma yeteneğini geliştirir. Güzel ve etkili konuşan bir öğretmen, öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Böylece öğrencilerin de güzel ve etkili konuşmaya karşı ilgileri artırılmış olur. Öğretmeni aktif kılarak etkili konuşmalarla öğrenciye kendini kabul ettirme fırsatı verir. Evet, anlatma yönteminin üstün yönleri bunlardı. Sınırlıklarına yani eksik ve yetersiz yönlerine gelince şimdi onları gözden geçirelim. 1. Öğretimde uyaran ne kadar fazla ise öğrenmede o derece güçlü olur. Anlatma yönteminde ise daha çok bir duyu organı yani kulak uyarılmış olmaktadır. Yani öğrenci sadece dinlemektedir. 2. Anlatma öğrenciyi pasif ve hazırcı yapmaktadır. Tüm bu anlatma yöntemlerinde hazırlıklar ve etkinlikler öğretmen tarafından yapılmaktadır. Öğretmen dersini hazırlar ve öğrenciye sunar. Öğrencinin herhangi bir hazırlığı olmadığı gibi derste aktif olup olmadığı da tam olarak bilinemez. Öğrenciler dersi dinliyormuş gibi görünür. Ancak konuyla ilgilenmeyip dersten uzaklaşabilirler. Ayrıca her zaman öğretmen hazırlayıp anlattığı için öğrenci hazırcılığa ve tembelliğe alışabilir. Halbuki günümüz eğitim anlayışında öğrencinin aktif olması esastır. Bu yöntemde bireysel ayrılıklar dikkate alınmamaktadır. Öğretmenler genellikle sınıftaki orta seviyedeki öğrencilere göre ders anlatmakta, yüksek ve düşük yetenekleri ihmal edebilmektedir. Öğrenciyi tanıyabilmek için onun konuşması, tartışması, duygu, düşünce ve tecrübelerini aktarması gereklidir. Halbuki anlatma yönteminde bu tür etkinliklere yer verilmemektedir.
Böylece öğrenci neyi ne kadar öğrendiği o anda bilinmektedir. Her konuda anlatma yöntemine yer verilmesi öğretimi sıkıcı hale getirir, öğrencilerin ilgi ve isteklerini azaltabilir. 5. Anlatma yöntemi ezberciliği kamçılar. Bu yöntemle ders işleyen bir sınıfta genellikle öğrenciler güçlerinin yettiği hızda not tutmaya çalışırlar. Çünkü onlar bilirler ki öğretmen bir gün anlattıklarını isteyecektir. O halde öğretmenin anlattıkları yazılır ve onlar öğrenirse sınıf geçirilebilir. Öğretmenin anlattıklarından tuttuğu notlar çok fazla değildir. Bunlar ezberlenir ve sınavlara hazırlık için kullanılır. Böylece öğrenci bilgileri kavramak yerine ezberlemeye alıştırılmış olur. Bu yöntem öğrencilere tek fikirli, dar görüşlü yapabilir. Öğretmen hangi kaynaklardan yararlansın, öğrencilere de kendi görüş ve düşüncelerine uygun bilgiler aktaracaktır. Bunu öğretmen çoğu zaman herhangi bir kötü niyeti olmadan yapar. Halbuki öğretmen öğrenciyi buna ne kadar yöneltebiliyorsa o kadar başarılıdır. Önemli olan öğrencinin kaynaklara kendisine ulaşması ve yorumlamasıdır. 7. Öğrencilerin dikkatini toplamak, onların ilgisini çekmek, tüm ders boyunca uyanık tutmak bu yöntemde oldukça zordur. Yalnız bu zorluk tutarlı bir biçimde hazırlanmış ders planlarıyla azaltılabilir. 8. Anlatma yöntemiyle işlenen bir konuda öğrenmenin kalıcılığı düşük olmaktadır. Bir ders saati boyunca öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak ve onları konuya yönetmek güçtür. Anlatım süresi uzadıkça ilgi azalır, öğretim sıkıcı hale gelir, öğrenme güçleşir. Araştırmalar göstermiştir ki insanlar bizzat öğrenmeye katılarak öğrendikleri konuları daha az unuturlar ve daha çok hatırlarlar. Örneğin yapılan bir araştırmada şu sonuçlar çıkmıştır. İnsanlar okuduklarının %10'unu, işittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, görüp işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini, yapıp söylediklerinin %90'ını hatırlamaktadır ortalama olarak. Diğer bir araştırmada bir dersin muhtevası yani konular 45, 30 ve 15 dakikalık ayrı ayrı sürelerde özetlenmiş, kaydedilmiş ve 3 ayrı öğrenci grubuna dinletilmiştir. Daha sonra dinleyen öğrencilere bir test uygulanmış ve anlatımın kalıcılığı ölçülmek istenmiştir. Araştırma sonucu dinleme süresi uzadıkça hatırlama miktarında azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bir hafta sonra uygulanan testte yine anlatımı sadece 15 dakika dinleyenler daha başarılı olmuşlardır. Dokuz, öğrencilerin anlatılanları dinleme süresi 15-20 dakikayı geçmediği için bilgilerin ayrıntılı olarak iletilmesi güçtür. Hatta şimdi öğrenciler 5 dakikada bile dersten kopabiliyorlar. 10. Anlatma yöntemi öğrencide konuşma isteği oluşturabilir. Ancak toplum karşısında konuşma ve bir fikir savunma gücü geliştirmez. Çünkü bir becerinin kazanılması için o beceriyle ilgili alıştırma ve tekrarın yapılması gerekmektedir. Çünkü derste öğrenci dinlemekte ve daha çok öğretmen konuşmaktadır. 11. Anlatma yöntemi görerek ve yaparak öğrenen öğrenciler için çok faydalı değildir. İnsanlar genel olarak üç tip öğrenme stiline sahiptirler. Bazı öğrenciler işittiklerini, bazıları gördüklerini, bir kısmı da yaptıklarını daha kolay öğrenirler. Bu nedenle her çeşitli öğrenciye hitap edecek şekilde yöntemler kullanmak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. 12. Anlatma becerileri el, kol, ses öğretilmesine uygun değildir. Yani elle yapılan, vücutla yapılan tamirat da olabilir. Efendim bir şiir söyleme, şarkı söyleme öğretilemez. Anlatmada öğrenci hareketsiz kaldığı için çocuk psikolojisine uygun bir öğretmen yöntemi değildir.
Halbuki çocuk hareket ister ve bir ders süresince hareketsiz kalması çok zordur. Bu sebeple küçük yaştaki öğrencilerin bulunduğu sınıflarda anlatma yöntemi oldukça az yer verilmelidir. Evet. Anlatma yöntemini kullanıldığı yerler. Anlatma yöntemi yukarıdaki eleştirileri de dikkate alarak ancak ihtiyaç duyuldukça kullanılmalıdır. Anlatmaya aşağıdaki durumlarda başvurulabilir. Sınıfın o andaki psikolojisine en uygun olduğuna ve başka yöntem ve tekniklerle dersin dahi işlenemeyeceğine inanılırsa anlatma kullanılmalıdır. İki, işlenecek derste sınıfın elde edemeyeceği bulgular varsa öğretmen anlatma yöntemine başvurabilir. 3. Yeni bir konuya başlarken giriş kısmında konuyu takdim etmek için ders tamamlandıktan sonra bir sonuca bağlamak, bir hüküm çıkarmak amacıyla başlangıç ve sonuç kısımlarında anlatma yöntemi kullanılabilir. Anlatımların verilmesi ve ders araçlarının tanıtılması anlatılmakla mümkündür. 5. Dersin zihinsel ve duygusal amaçlarını gerçekleştirmek için öğrencilerin bazı konulara dikkatini çekmek ve güdülemek için en uygun yöntem anlatmadır. Uygun jest ve mimiklerle birleştirildiği zaman bu yöntem duygu ve heyecan verme açısından çok elverişlidir. Masal ve hikaye şeklinde kullanıldığı zaman etkisi daha da artar. 6. Ünite ve konuların özetlenmesi anlatmakla mümkün olabilir. Anlatılması güç olan bölümlerin anlaşılır duruma getirilmesinde, öğrencinin bulmakta güçlük çektiği konuların sınıfa getirilmesinde ve derinlemesine çalışan konular arasındaki boşlukların doldurulmasında anlatma yönteminden yararlanılabilir. 8. Herhangi bir yazı, şiir, hikaye, masal, tarihi olay, fıkra, gezi izlenimlerinin aktarılmasında anlatma yöntemi kullanılır. 9. Soyut kavramların açıklanmasında anlatım kullanılabilir. Anlatım yöntemi böyle eksik olduğuna göre anlatım yöntemini daha nasıl etkili hale getirebiliriz? Anlatma yöntemiyle ders yapmak bir bakıma diğer yöntem ve tekniklere göre daha güçtür. Çünkü ders boyunca pasif durumda kalan öğrencinin ilgi ve dikkatlerini devamlı canlı tutabilmek oldukça zordur. Bu iyi bir hazırlık ve ders esnasında konuşmanın uygun jest, mimik ve tavırlarla desteklenmesiyle gerçekleştirilebilir. Anlatma yöntemini etkili kılmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. 1. Anlatma yönteminde büyük sorumluluk öğretmenin üzerindedir. Bu sebeple öğretmenler derslere çok iyi hazırlık yapmak zorundadırlar. Bütün diğer yöntemlerde olduğu gibi anlatmaya da hazırlık amacıyla harcanacak zaman ve dikkat oranı da dersteki başarı artacaktır. O halde öğretmen anlatıma hazırlanmalıdır. Yıllarca aynı dersleri pek az değiştirerek işleyen öğretmenler belki hazırlıksız ders anlatabilirler. Bu öğretmenler konularında uzmanlaşmış, ders işlerken bilgileri sistematize edebilme yeteneği kazanmış olabilirler. Böyle olmakla birlikte tüm öğretmenlerin, özellikle mesleğe yeni başlamış olanların derse hazırlıklı girmesinde yarar vardır. Öğretmenler anlatma yöntemi ile ders yapmadan önce hazırlıklı yaparken şu hususları göz önünde bulundurmaları gerekir. A. Aynı ders saati içinde diğer yöntemlere ayıracakları zamanı dikkate almalıdır. Bunun özelliğine göre anlatmaya ayrılacak süre mümkün olduğunca az olmalıdır. Bu süre dersin 1 bölü 4 veya 1 bölü 3'ünden fazla olmamalıdır. Mecbur kalındığında biraz zaman uzatılabilirse de hiçbir zaman bir dersin tamamında anlatma yöntemi kullanılmamalıdır. B. Bir veya birkaç saat sürecek dersin ilgili genel amaç ve ilkeleri göz önünde bulundurularak özel hedefleri tespit edilmelidir.
C. Ele alınacak konunun alt bölümleri ile üzerinde durulması düşünülen ilke, kavram ve görüşler açıkça belirtilmelidir. D. Konunun daha iyi işlenmesine yarayacak test, araç ve gereçler seçilmeli. Bunlar nasıl ve ne zaman kullanılacağı planlanmalıdır. Derste kullanılacak malzemeler dersten önce sınıfta kullanılabilecek bir şekilde hazırlanmalı. Derste sadece kullanılması kalmalıdır. Ancak bu şekilde öğrencilerin dikkatleri yardımcı malzemenin rengi, şekli, cinsi, hazırlanması vesaire üzerinde değil, açıklanmakta olan düşünce ve bilgiler üzerinde toplanabilir. Aksi takdirde öğrencilerin dikkatleri yardımcı malzemelere kayar ve onları konunun anlaşılmasından uzaklaştırabilir. E. Yapılacak açıklamalarda örnek olarak kullanılacak bazı olay veya bulgular seçilmeli ve bunlarla öğrencilerin yaşantılar arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı düşünülmelidir. B. Anlatma daha çok bir açıklama yani teşrih niteliği taşıyacaksa tüme varım veya tümden gelin düşünme yollarından hangisinin izleneceği konusunda karar verilmelidir. Anlatma yöntemiyle ders yapmak amacıyla önceden çok iyi hazırlanmak da bazen yeterli olmayabilir. Çünkü sınıfın o günkü havası, öğrencilerin soruları, öğretmenin ruhsal hali, hazırlanan planı tam anlamıyla uygulamaya imkan vermeyebilir. Tüm bunlara rağmen bir öğretmenin mümkün olduğunca plan ve programına bağlı kalarak dersi anlatması başarılı bir öğretmen olduğunu gösterebilir. 2. Öğretmen önceden hazırladığı ders planını tahtaya yazmalı. Konunun ana hatları dersin başında öğrencilere bildirilmelidir. Anlatırken de mümkün olduğu kadar plana sadık kalmalı. Ancak sınıfın genel havasına göre gerekirse asıl planı bozmayacak şekilde bazı değişiklikler yapabilmelidir. 3. Dersin muhtevası yani konusu tek tek ve anlamlı bir sırayla anlatılmalı. Anlatma belli bir plana göre bilinenden bilinmeyene, örnekten kurala, basitten karmaşaya doğru bir sıra izlemelidir. 4. Sürekli bir kitaba ya da elindeki notlara bağlı kalarak ve orada bulunan cümleleri aynen okuyarak ders anlatılmamalıdır. Öğretmen elindeki notlara ya da plana elbette zaman zaman bakabilir. Bu özellikle mesleğe yeni başlayan genç öğretmenlere tavsiye edilebilir. Öğretmenin elinde bazı notların bulunması ders ile ilgili tüm bilgilerin kullanılmasını sağlar. Öğretmen metni iyi bilirse karşılaşacağı olumsuz durumlarda daha tutarlı tepkiler gösterebilir. Ayrıca öğrencileriyle göz iletişim kurabilir. Gerekli yer ve zamanlarda el, kol, mimik ve diğer fiziksel hareketleri uygun ve etkili bir biçimde kullanabilirlerse öğrenciler öğretmenlerin bilgisine güvenirler. Ama tamamen onlara bağlı kalmak ve o notları tekrarlamak ve okumak öğretmenin o konuyu tam olarak kavramadığını gösterir. Bu durum anlatmayı etsiz kılan etkenlerden biridir. Öğretmenler ders notları hazırlarken şu noktalara dikkat etmelidir. A. Sayfanın sadece bir yüzlü kullanılmalı. Kelimeler konuşma diline uygun olarak seçilmeli. Yazılı anlatımda kullanılan cümlelerden daha kısa ve öz olmalıdır. Anlatım sırasında vurgulanmak istenen noktalar, düşünceler arası geçişler, kağıt üzerinde işaretlenmeli. Ana noktalar vurgulanırken tekrarlara başvurulmalıdır. Ve okunan yerlerin kaybedilmemesi için paragraflar oldukça kısa tutulmalıdır. Kitap cümlelerinde şahıs hamleleri kullanılmalıdır. Örneğin ben, sen, biz, bizim, sizin gibi ifadeler birisi, dinleyici, öğrenci, insan gibi genel ifadelerden daha etkilidir. C. Notları elde tutmalı ya da kürsünün üzerine koymalıdır. Zaman zaman uygun jestler yapmalı. Kağıtlar üzerine çok eğilmemelidir. Öğrenciler not alacakları yerlerde kısa aralıklarla
uyumalıdır. Anlatım esnasında zaman zaman kısa özetler yaparak konu pekiştirilmelidir. Dersi ya da konuyu ezberleyerek anlatmaktan kaçınılmalıdır. Bazı öğretmenler dersi ezberleyerek sunmak isterler. Bunlar konuyu ezberleyince işin üstesine gelebileceklerini sanırlar. Dersin ya da konunun ezberlenmesi durumunda ders esnasında ortaya çıkacak olağan dışı nedenlerle veya öğrencilerden gelen beklenmedik tepkilerden dolayı öğretmen çok zor durumda kalabilir. 6. Anlatmanın etkili ve yararlı olabilmesi için kullanılan dil öğrencilerin seviyesinde olmalıdır. Bilindiği gibi öğrenci seviyesine göre öğretim önemli bir eğitim ilkesidir. Öğretmekten amaç öğrencinin söylenenleri anlamasıdır. 7. Anlatmada kullanılan cümleler dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Bu husus hem öğrencilerin anlatılanları kolaylıkla anlamasına hem de dilin gelişmesine yardımcı olur. 8. Ders anlatımında kavramların da önemli bir yeri vardır. Çünkü öğretmen tarafından kullanılan kavramlar alıcı tarafından doğru olarak algılanırsa amaç gerçekleşmiş olur. Şayet alıcı kavramları anlamıyor veya yanlış anlıyorsa arada iletişim bozukluğu var demektir. İletişim bozukluğu gidermek ve yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için öğretmen kavramları doğru ve yerli yerince kullanmalıdır. Çünkü kavramlar konuların anlaşılmasını sağlayan birer anahtardır. Öğretmenler kendileri konuyu iyi bildikleri için kullandıkları her ifadenin kavramın öğrenciler tarafından da doğru anlaşılıp kavrandığını zannedebilirler. Halbuki öğrenciler bir kısmı hiç anlamamış veya eksik veya yanlış anlamış olabilirler. Bu bakımdan öğretmenler sık sık bu durumu yoklamak durumundadırlar. 9. Anlatırken öğrencilerin öğretmeni anlayarak izleyip izlemediklerinin kontrol edilmesi de bu yöntemin gereklerindendir. Öğrencinin dersi dinlediği ve anladığı bazen bakışlarından anlaşılabilir. Bazen de fark edilemeyebilir. Öğrenci dinlemiyor veya anlamıyorsa ders anlatmanın bir anlamı kalmamaktadır. Bu sebeple anlatma süresince öğrencilerin dersi anlayarak dinlediğinden emin olmak için zaman zaman kontrol yapılmalıdır. Şayet anlayarak dinlenmiyorsa anlatma şekli değiştirilmeli, sorular sorarak ilgi toplanılmalı, bir konuda tartışma açmalı, araç ve gereçlerden yararlanmalı ve buna benzeri yollarla öğrencilerin dersi anlayarak izlemesi sağlanmaya çalışılmalıdır. Bu anlatmada önemli hususlardan birisi de zamanı iyi kullanabilmektir. Öğretmen konuşurken hep kendisi aktif olacağından zaman nasıl geçtiğini fark edemeyebilir. Bu durum pasif olan öğrencilere çok sıkıcı gelebilir. Onun için anlatmayı mümkün olduğu kadar kısa tutmalı, araya diğer yöntem ve teknikleri sıkıştırmalıdır. Zaman zaman öğretmenler mizah ve espri güçlerini kullanarak dersi canlı hale getirebilirler. Ancak mizah ve espriler hiçbir zaman dersin ciddiyetini bozmamalıdır. 11. Anlatma esnasında jest, mimik, göz iletişimi, vücut hareketleri, ses tonunu ayarlama gibi söze dayanmayan davranışlarla anlatım etkili hale getirilmelidir. Uygun ve yerinde yapılan vücut hareketlerinde etkili bir iletişim sağlayabilir. Çünkü bu tür hareketler öğrencilerin dağılan dikkatlerini toplayabilir. Göz iletişimi. Söze dayanmayan iletişimin en etkili olanlarından biridir. Öğretmen göz iletişimi ile bazı etkinliklerde bulunabilir. Öncelikle göz iletişimi ile öğrenciler öğretmenin kendileriyle ilgilendiğini anlayabilirler. Öğrenciler görüşlerini açıklarken öğretmenin kendilerine bakmalarından hoşlanabilirler. İkinci olarak göz iletişimi söze dayalı olmayan dönüt işlevinde görebilir.
Böylece öğretmen, öğrenciden hedef davranışlar kullanamadıklarını da anlayabilir. İkinci olarak göz iletişimi, öğretmenin kendisine güvendiğinin bir göstergesi olabilir. Çünkü bir ders boyunca sürekli öğrencilerle göz iletişim kuran öğretmen, öğrenciler tarafından konusunda uzman kabul edilebilir. Ayrıca göz iletişimi sınıfı denetim altında tutmada da etkili olabilir. Öğretmen göz iletişim kurarken belli bir öğrenci kümesiyle değil, bütünüyle ilgilenmelidir. Göz iletişimi direkt olmalıdır. Öğretmen sistematik göz iletişiminden kaçınmalıdır. Yani önce sağ taraftaki, sonra ortadaki, daha sonra da sol taraftaki öğrenciye göz iletişimi kurularak sistemi bir şekilde yapılmamalıdır. Yani öğretmen öğrencilere şu mesajı vermeli. Öğretmen beni her zaman takip ediyor. Yani bir anda arka tarafa bakar, bir anda sağ tarafa bakar, biraz sonra ön tarafa bakar. Dolayısıyla göz iletişimi çok iyi kullanılmalıdır. Vücut hareketleri, uygun ve yerinde yapılan vücut hareketleri etkili bir iletişim için gerekli olabilir. Çünkü bu tür hareketler öğrencilerin dağılan dikkatlerini toplayabilir. Öğretmen yerinde, zamanında ve uygun bir şekilde yaptığı vücut hareketleriyle dersin hangi bölümünde bulunduğunu öğrencilere iletebilir. Bunun yanında öğretmenin sinirlerinin gevşemesine yardımcı olabilir. Derste etkili olmak için mutlaka sınıfta hareket etmek gerekmez. Hatta mikrofon kullanmak, bir şeyler göstermek gibi bazı durumlarda bulunduğu yerden hiç hareket edemeyebilir. Ancak mümkün olduğunca öğrencilerle iletişimi kolaylaştıracak şekilde onlara yakın olmalıdır. Bazı öğretmenler de öğrencilerinin önünde amaçlı olarak sağa sola ileri geri hareket edip dururlar. Bu aşırılıktan da kaçınmak gerekir. Anlatma yöntemini etkili kılmanın yollarına devam ediyoruz. 12. Öğretmen anlatımı araç ve gereçlerle zenginleştirmelidir. Anlatma sırasında tahtaya resim, şekiller çizmeli. Varsa ilgili eşya, levha, fotoğraf, film ve slaytlardan yararlanmalıdır. Bu araç ve gereçlerin iyi bir şekilde kullanımı öğrencinin gözünü kulağını harekete geçirir. Aynı zamanda konuyu somutlaştırır. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğretmen başkaları tarafından hazırlanmış gereçleri kullanabileceği gibi dersin özel hedeflerini dikkate alarak bazılarını kendisi hazırlayabilir. Derste kullanılacak araç ve gereçler tüm öğrencilerce rahatça görülebilecek biçimde sunulmalı. Hatta bazıları elden ele dolaştırılarak dokunma hissinin öğrenime katılması sağlanmalıdır. Aynı şekilde yazı tahtası da etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Onun anlatmanın yararlı ve etkili olması için öğrencilerin kısa kısa notlar alması da çok yararlı olabilir. Çünkü not alma çabası öğrencinin ilgisini uyanık tutar ve anlatılan daha iyi dinlenmesini sağlayabilir. Ancak bu not alma öğretmenin ağzından çıkan her kelimeyi yazma veya öğretmenin yazdırması şeklinde olmamalıdır. Öğrenci dinlemeli ve anladığını kendi ifadesiyle yazmalıdır. 14. Anlatmadan sonra mutlaka bir değerlendirme yapılmalıdır. Böylece anlatmanın sonunda kendisine bazı sorular sorulacağını bilen öğrenci elinden geldiği kadar dikkatli olmaya çalışır. Bunun için önceden kısa cevaplı sorular hazırlanmalıdır. Evet, anlatma yöntemini genel olarak açıkladık. Şimdi evet. Anlatma yönteminin tekniklerine geldik ve bunu açıklayacağız. Anlatma yönteminin tekniklerinden
İlki konferanstır. Konferans bildiğimiz gibi bir konuda uzman kişilere bilgi vermesi şeklinde anlatılır. Biçimsel anlatma yani konferans bir kişinin bir konuyu önceden hazırlayıp bir grubun karşısında belli bir sıra ve düzen içerisinde anlatmasıdır. Genellikle bir konuda bilgi vermek veya ikna etmek amacıyla kullanılır. Bir dinleyici grubuna veya öğrencilere kavramların, olguların, ilkelerin, kuralların, sınıflamaların, kuramların öğretilmesine başvurulabilir. Aynı şekilde öğretmen herhangi bir konuda öğrencinin inancını, tutumlarını, alışkanlıklarını değiştirmek için ikna etmek isteyebilir. Konferans uzun zaman aldığı için özellikle küçük yaşlı öğrenciler için fazla kullanılmamalıdır. Konferansın birçok güçlükleri vardır. Konuşmacı şu hususlara dikkat ederse olumsuzlukları azaltabilir. Bir ya da 1,5 saat hep aynı kişiyi görmek ve dinlemek sıkıcı olabilir. Bir tek kişinin konuşması söz konusu olduğundan hem konuşan hem de dinleyenler için güçlük vardır. Bir tek kişinin konuşması nedeniyle dinleyenin uzun süre dikkatini toplaması, anlatanın da uzun süre ilgiyi uyanık tutmaya çalışması gerekir. 2. Biçimsel anlatımda konunun dar ve subjektif açıdan ele alınması konuya ve konuşana karşı eleştiriye sebep olabilir. Bunun için konu kapsamlı olarak ele alınmalı ve objektif olarak değerlendirilmelidir. 3. Biçimsel anlatmanın güçlüklerinden biri de yapılan hataların farkına varma ve hemen düzeltme imkanının bulunmamasıdır. Anlatan kişi bir bilgi yanlışı yapsa o anda bu düzeltilemez. Bu bilgi yanlışı dinleyiciler üzerinde çok olumsuz bir etki oluşturabilir. Bu nedenle konuşmacı konuyu önceden iyi planlamalı ve dikkatle sunmalıdır. 4. Uzun bir konuşma esnasında kişinin konuşması yanlış anlaşılabilir. Bir tartışma ortamı olmadığı için bu yanlış anlamayı düzeltmek mümkün değildir. Bazen konuşmacının hiçbir hatası olmadan yanlış anlaşılma olabilir. Bu da anlatmanın iyi bir sonuç vermemesine sebep olabilir. 5. Unutmalar anlatmanın başarısını sınırlayan güçlüklerden biridir. Unutmalar hem konunun eksik kalmasını hem de kişinin bilgisizlikle ya da iyi hazırlanmamışlıkla damgalanmasına sebep olabilir. Eğer anlatma iyi değilse öğrenci ya da dinleyicilerin ilgisi dikkati toplanamıyorsa gürültü gibi bazı olumsuz davranışlar doğurabilir. İkinci anlatma tekniği biçimsel olmayan informal konuşma tekniği. Biçimsel olmayan konuşma öğretmen herhangi bir öğretim yöntem veya tekniği uygularken zaman zaman yaptığı açıklamalardır. Bu açıklamalar bilgi verme, bir yanlış düzeltme, sorular sorup cevaplar alma şeklinde olabilir. Bu teknik her öğretmenin derslerin çoğunda başvurduğu bir tekniktir. Bu tekniği uygularken öğretmen şunlara dikkat etmelidir. Bir, konuşma sadece yeri ve zamanı geldiğinde yapılmalıdır. Örneğin bir grup çalışmasında sık sık çalışmayı kesip konuşmaya geçilmemeli, gerektiğinde konuşmaya yer verilmelidir. İki, konuşma mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Üç, konuşmada anlatma yönteminde dikkat edilmesi gereken kurallara uymalıdır. Dört, konuşma belli bir amacı gerçekleştirmek için yapılmalıdır. Örneğin konunun pekiştirilmesi, açıklığa kavuşturulması ya da ilginin toplanması gibi. Bu teknikte en çok kaçınılması gereken husus öğretmenin çok konuşmasıdır. Öğretmenin çok konuşması durumunda öğrenci düşünmekten ve dersi takip etmekten uzak kalabilir. Bu nedenle öğrencilere soru yöneltmek, onların soru sormalarını özendirmek, problemleri ele almak, konuyla ilgili görüşlerini dinlemek,
doğru öğrenmeyi sağlayacaktır. Aksi takdirde yanlış anlamalar, yanlış yorumlamalar artar ve birçok önemli nokta anlaşılmadan kaybolur gider. Bu tehlikenin farkında olan öğretmen, her konuşmadan sonra öğrencilerin anlatılanları doğru anlayıp anlamadıklarına, soru-cevap, kart oyunları, çember teknikler gibi yollarla kontrol etmelidir. Öğretmen kendi konuşmasını mümkün olduğu oranda kısa kesmeli, gerisini öğrenci tamamlattırmalıdır. İşte o zaman bu teknik fırsat öğretimi için oldukça yararlı olabilir. Bu tekniğinden, bu niteliğinden dolayı biçimsel olmayan öğretmen konuşmasına taktikte denilebilir. Evet, diğer bir anlatma tekniği sempozyumdur. Sempozyum bilimsel bir çalışmadır. Genelde üniversite hocaları konuşurlar sempozyumlarda. Sempozyum bir konuyu çeşitli yönleriyle açıklamak için değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalardır. Daha çok bir konferans havası taşıyan teknikte konunun değişik yönleri kısa açıklamalarla dinleyiciye sunulur. Bir alanda temel bilgi edinmek amacıyla söz konusu alanın uzmanlarından yararlanmayı kolaylaştırıcı bir tekniktir. Sempozyum, okullarımıza rahatlıkla kullanılabilecek bir öğretim tekniğidir. Çünkü öğrenciler için ilgi çekici bir çalışma biçimidir. Sempozyumunuzda bir başkan ve üyeler bulunur. Üye sayısı en az 3, en çok 6 kişi olur. Başkan ve üyeler yüzleri dinleyicilere dönüp biçimde oturur. Sırası gelen konuşmacı ayağa kalkarak hazırlığını ya okur ya da anlatır. Konuşmacı konuşmasını bitirinceye kadar sözü kesilmez. Sempozyumda üyeler arasında bir tartışma yoktur. Her üye belirlenen konuda ya da konunun bir bölümü üzerinde bir konuşma yapar. Küçük seri konferanslara benzer, ancak aradaki fark sempozyumda konuşmaların aynı oturumda yapılmasıdır. Sempozyumda konu seçimi ve üyeler dağıtımı büyük önem taşır. Konu çeşitli alan, görüş ve ilgilere göre dağıtılır. Konuşmacılar arasında bilgi, konuşma yeteneği ve benzer hususlarda büyük farklar olmalıdır. Sempozyumun başarılı olması için dikkatli bir şekilde planlanmalı ve konuşmacılar konuşmalarını önceden hazırlamalıdır. Bazen sempozyum üyelerinin konuşmaları bir tartışma izleyebilir. Bu takdirde sempozyum üyeleri panel halinde tartışmaya devam ederler. Yani üyeler birbirlerine sorular sorarlar. İleri sürülen görüşler üzerinde yorumlar yaparlar. İstenirse bundan sonra tartışmaya dinleyiciler de katılır. Buna da forum denir. Forum sırasında dinleyiciler sempozyum ya da panel üyelerine sorular sorabilirler. Konu üzerinde çeşitli yorumlarını kısaca belirtebilirler. Okullarımızda sempozyum dışarıdan konu uzmanına çağrılarak yapılabileceği gibi öğrencilerin kendi aralarında seçilen konuşmacılar tarafından da yapılabilir. Örneğin diyelim ki uyuşturucu ya da bağımlılık konusunu işliyoruz. Bu konuyu uzmanlara götürerek konuşturabiliriz veya öğrencilere konuyu dağıtarak konuşturabiliriz. Briefing, komisyon, söylev, demeç. Evet, bu da bir anlatma tekniğidir. Briefing, bir kurumun yapısının ve işleyişinin tanıtımı ya da teknik bir konunun yetkili bir kişi tarafından veya uzman tarafından sunumuna dayanan tekniktir. Komisyon, bir konunun küçük bir grup tarafından derinliğine incelenerek sınıfa sözlü veya yazılı bir rapor halinde sunulması için öğrenciler arasında oluşturulan gruba komisyon adı verilir. Komisyon konu hakkında bilgi toplayarak sınıfa sunar. Söyle. Herhangi bir konuda bir kişinin duygusal yönü baskın ve dinleyicileri coşturmak amacıyla yaptığı bir konuşma türüdür. Anma törenlerinde, bayramlarda öğrenciler bu tür konuşma yapabilir. Söylemin kısa olmasına dikkat edilmelidir. Demeç, yetkili bir kişinin yayın organına yaptığı açıklama olarak ele alınabilir.
Okulun açılış ve kapanışında diploma ve karne törenlerinde yönetici ve öğretmenler bu tür konuşma yapabilirler. Evet, böylece anlatma yöntemini ve tekniklerini bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi tartışma tekniklerine geldik. Evet, tartışma önemli aktif yöntemlerden birisi. Birçok tekniği var. Şimdi bunlar üzerinde duralım. Evet. Tartışma hepimizin bildiği bir yöntem. Tartışma yöntemi, öğrenciler bir konuyu kendi aralarında veya öğretmenleriyle tartışarak karara varıp sonuca bağladıkları öğretim yöntemidir. Tartışma, öğrencilerin hedef davranışları kazanmaları için bilgi ve görüşlerini paylaştıkları, öğretmenin gözetiminde yapılan grup kontrol sürecidir. Bu yöntemin okullarda uygulanmasındaki amaç, ders konuları üzerinde öğrencilerin belli şartlar ve ölçüler içinde tartışmaya sevk edilerek onlara bilgiler kazandırılmasıdır. Günümüzde okulun görevi eğitim faaliyetlerinin grup içinde yürütülebilmesi şeklinde anlaşılmaktadır. Eğitim hem kişisel hem de toplumsal açıdan uyumlu ve dengeli kişilik kazanımını temel hedef saymalı ve bu niteliklerle donatılmış kişileri yetiştirmek amacıyla grup öğretimine öncelik verilmelidir. Grup öğretim süreci hem sosyal uyum hem de zihinsel gelişimi birlikte ele almalı, her birine gereken ağırlık verilerek gerçekleştirilmelidir. Belli bir grup ortamında serbestçe tartışan öğrenciler, bir yandan işlerini konuyu öğrenirken, diğer yandan düşünmeyi, konuşmayı, soru sormayı, cevaplamayı, eleştirmeyi, eleştirilere katlanmayı, hoşgörüyü, övgüyü, eksikleri tamamlayıp bilgi ve ilgilerini geliştirmeyi öğrenirler. Böylece toplumsallaşma eğitimde yapılmış olur. Tartışma yöntemini gelenek soru-cevap tekniğinden ayırmak gerekir. Soru-cevap tekniğinde iletişim daha çok öğretmen ve öğrenci arasında ve sınırlı bir konu üzerinde olmaktadır. Tartışma yönteminde ise hem öğretmenle öğrenci arasında hem de öğrencilerin kendi aralarında dinamik bir etkileşim, alışveriş vardır. Tartışma bireylerin öğrenme-öğretme sürecine etkin katılımlarını, etkili iletişim kurma becerilerini, olayları gözden geçirip birlikte sonuca ulaşmalarını sağlayıcı bir yöntemdir. Tartışma hem öğretmen ve öğrencilerin rolü hem de kazandırılacak hedeflerin niteliği bakımından bireysel öğretim tekniklerinden oldukça farklıdır. Bu yöntem öğretmen merkezli olmadığından tartışmanın başarısı büyük ölçüde grup üyeleri arasında kurulan iletişimin niteliğine bağlıdır. Bu yöntem bilişsel ve duygusal alanla ilgili davranışların kazandırılmasında etkili olabilir. Kavram, ilke, kuram, genelleme ve varsayım kanunlarının kavranması bu yöntemle sağlanabilir. Halbuki anlatma yöntemi kavram, ilke, kuram, olgu ve genelleme, kanun gibi davranışların sorulduğu zaman söylenmesinde, görünce tanınmasında etkilidir. Anlatma yöntemiyle işlenen hedef davranışın doğruluğu üzerinde uzmanlar büyük ölçüde anlaşmışlardır. Yani kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumların doğruluk değeri yüksektir. Halbuki tartışma yöntemiyle kazandırılması düşünülen davranışların değeri çok yüksek değildir. Üstelik tartışılan sorunun bir tek çözüm yolu da yoktur. Her yöntem gibi tartışmanın da üstüme yetersiz yönleri bulunmaktadır. Bunların bilinmesi öğretmenlerimize rehberlik yapacaktır. Tartışma yönteminin üstün yönleri. 1. Tartışma yöntemi günümüzde son derece önemli hale gelen liderlik ve yöneticilik yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Tartışmanın yöntemini öğrencilerin üstlenmeleri halinde kazanacakları tecrübe ve yetenekler onlara hayatta atıldıkları zaman karşılaşacakları çeşitli iş kollarındaki toplantı, oturum ve grupları rahatça yönetebilme becerisi kazandırabilir.
Çünkü bir öğrencinin öğretmen kürsüsüne çıkarak sınıf arkadaşları arasındaki tartışmayı yönetmesi onun için büyük bir deneyim olacaktır. 2. Tartışmaya katılan öğrenciler rahat konuşma, görüş ve düşüncelerini ifade edebilme imkanını elde etmiş olurlar. Böylece öğrencilerin ders dışında da fikirlerini başkalarına aktarabilme cesareti kazanmaları sağlanabilir. 3. Tartışmada kendi işlerinden bir arkadaşlarının lider olması, sınıf içinde biz duygusunun gelişmesine katkıda bulunacaktır. 4. Öğrenciler tartışma esnasında kendi fikirlerini söylemeyi, başkalarının fikirlerini dinlemeyi, bu fikirler kendilerine uymasa bile birbirlerine saygılı olmayı öğrenirler. 5. Öğrenciler tartışma yoluyla kendi görüşleri üzerinde eleştiri ve değerlendirme yaparak bir anlamda fikirlerinin geçerliliğini denemiş olurlar. Böylece eleştirici düşünme yetenekleri de gelişebilir. 6. Çelişkileri uzlaştırmayı ve fikir birliğine ulaşmayı kolaylaştırır. 7. Bireysel öğrenme gücünü geliştirir. 8. Grup tartışmaları sayesinde öğretmen, öğrencilerini daha iyi tanıyarak onların tutum ve davranışları hakkında bilgi sahibi olur. Genellikle kalabalık sınıflarda öğretmenler öğrencileri tek tek tanıma imkanı bulamazlar. İşte tartışma yöntemi öğrencilerin duygusal gelişimini, güven duygusu ve bağımsızlık gibi yönlerden hangi basamakta bulunduğu konusunda öğretmene fikir verebilir. Böylece öğretmen öğrencinin ailesinden ve yakın çevresinden getirdiklerini öğrenebilir. Öğretmen bilgiler öğrencinin elindeki değerlerle bir çatışmaya düşmek için vermek zorundadır. Öğretime aileden, çevreden ve okuldan gelen etkiler birbirlerine yaklaştırılabildiği ölçüde başarı şansı artacaktır. Sınırlılıkları, eksik ve yetersiz yönleri. Bir, tartışma yönteminin eksik yönlerinin başında fazla zaman alması gelmektedir. Özellikle anlatma yöntemi ile karşılaştırıldığında daha fazla zaman alan tartışma yöntemi sistemli bir şekilde organize edildiğinde bu eksiklik azaltılabilir. Tartışma yönteminin eksik yönlerinden ikincisi, tartışmada konuşmacılar konu üzerinde tutmanın zorluğu, konuşmaların disiplinin konuların uzamasıyla tartışmanın yönünü değişerek konudan ve amaçtan uzaklaşma bu yönteme yapılan eleştirilerden bazılarıdır. Tüm olumsuzlukların çoğu yanlış kullanımdan kaynaklanmaktadır. Dikkatli bir planlama ve öğretmenin rehberliği ve tartışma yönteminin olumsuzlukları aşılabilir. 3. Her konuda tartışma yapılamaz. Bu yöntem tarihi olayların, olguların öğretimine uygun değildir. 4. Dikkatle kullanılmazsa sınıfta gürültüye ve kargaşaya sebep olabilir. 5. Tartışmalar bazen birkaç öğrencinin katılımıyla devam ederken diğer öğrenciler dersten uzak kalabilirler. Bu durumu engellemek için öğretmen dikkatli olmalı, tüm sınıfın derse katılımını sağlamalıdır. Evet, şimdi sıra geldi tartışma yönteminin planlanmasına. Evet. Plan ne demek? Neyi, ne zaman, hangi sürede, nasıl, hangi araçla yapacağımızın önceden belirlenmesi demektir. Tartışma yönteminin planlanması. Tartışma yönteminde diğer öğretme yaklaşımlarına kıyasla daha az araçlara ihtiyaç duyulur. Dikkatli bir planlama başarılı tartışmanın temelini oluşturur. Bunun temelinde iyi bir organize yeter. İyi bir organize yapılmadığı takdirde ya hiçbir şey öğrenilmez ya da büyük bir kopukluk ve karışıklık tartışmanın zevkini yok edebilir. Yöntemin en önemli olumsuz yönü olan tartışılan konudan uzaklaşmayı önlemek için iyi bir planlama ve organizeye ihtiyaç vardır. Tartışmayı planlamada dikkat edilecek noktalar şunlardır. Tartışmayı planlarken önce tartışmanın hedefleri belirtilir.
Sonra da bu hedefleri gerçekleştirici öğrenci davranışları ve geçireceği yaşantıları, eğitim durumları belirlenir. Bunlara bağlı olarak tartışma konusuna karar verilir. 2. Uygulanacak tartışma tekniklerine karar verilmelidir. Büyük grup tartışması veya küçük grup tartışması tekniği mi yoksa panel veya sempo mu dersin durumu uygundur? Önce buna karar verilmelidir. Grup tartışması için gerekli olan zaman belirlenmelidir. Öğretmen zaman ve öğrenci sayısı arasındaki ilişkiyi göz önünde tutarak tüm öğrencilerin soru sormalarına, düşünce ve görüşlerini açıklamalarına her tartışmanın sonunda bir değerlendirme yapabilmelerine imkan verecek kadar zaman ayırmalıdır. 4. Grubun büyüklüğüne ve tartışmanın durumuna uygun bir toplantı yeri düzenlenmelidir. 5. Tartışmanın etkinliğini ve verimini artıracak görsel işitsel araçlar belirlenmelidir. 6. Tartışmanın sonunda konunun özetlenmesine ve sonuçların listelenmesinin nasıl yapılacağına karar verilmelidir. Gerektiğinde birinci elden bilgi edinilmesini sağlayacak kaynak kişiler davet edilmelidir. Tartışma sırasında liderin ve üyelerin dikkat edeceği genel kurallar belirlenmelidir. Tartışmanın planlanmasının ardından sıra tartışmanın yapılmasına gelir. Tartışmanın başarılı bir şekilde yapılabilmesi, tartışmada görev alan kişilerin niteliklerine ve tartışma sırasında dikkat edecekleri bazı ilkeleri yerine getirmelerine bağlıdır. Tartışmada rol alan kişiler, yönetici, lider, grup üyeleri, konuşmacılar, sekreter, raportör ve gözlemcilerden oluşur. 2. Tartışmada yöneticinin rolü. Tartışma yönteminde tartışmayı yönetecek, yönlendirecek bir kişiye ihtiyaç vardır. Bu kişi öğretmen olabileceği gibi öğrenci de olabilir. Tartışmanın sohbet seviyesinden daha yüksek bir seviyeye çıkmasında yöneticinin etkili ve gayretli bir liderlikte bulunması gerekir. Bunun için yöneticinin bazı niteliklere sahip olması beklenir. Grup lideri mümkün olduğu kadar üyelerinin girişimci olmalarını ve iletişim kurabilmelerini sağlayabilmeli, kişisel fikirlerini ön plana almaktan kaçınılmalıdır. Tartışılan konuya ilgi duymalı, konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi ve grubun kararına saygılı olmalıdır. Yöneticilik üyeler tarafından belirli bir sırayla yürütülebilir. Tartışmanın verimli ve etkili olması için den şu hususlara dikkat etmesi gerekir. A. Tartışmayı yöneten öğretmen de olsa, öğrenci de olsa yapacağı bir iş, konuya uygun bir giriş yaparak tartışma için samimi bir havanın oluşmasını sağlamaktır. B. Tartışılacak konu açık ve net bir şekilde belirtilmeli ve tartışmada uyulması gerekli kurallar hatırlatılmalıdır. C. Zaman zaman kendisi de soracağı sorular ve kısa açıklamalarla grup üyelerini tartışmaya çekmelidir. Özgür bir ortamda her öğrencinin düşüncelerini rahatça söyleyebilmeleri için onlara güven vermeli, teşvik etmelidir. Ortaya atılan ilginç görüş ve cümleleri değerlendirerek konunun özüne yönelik fikirler üzerine tartışmayı yoğunlaştırmaya çalışmalıdır. D. Yönetici yukarıda açık söylenenleri yaparken kendi görüş ve fikirlerini öncelikle ortaya koyarak öğrencileri yönlendirmemeli, doğru sonuca kendilerine ulaşması için sadece rehberlik yapmalıdır. E. Konu içinde belli bölümler bir sonuca bağlandıkça konuşulanları kısaca toparlayıp varılan sonucu özetleyerek yeni bölüme geçişi kolaylaştırmalıdır. Ve tartışmanın sonunda tartışılan konuyu özetlemeli, ulaşılan sonuçları birkaç cümle ileri toparlamalı, bunları maddeler halinde tahtaya yazmalı veya yazdırmalıdır. Yönetici yarar gördüğü hallerde grubun tartışmada konu dışına çıkmasına izin verebilir. H. Yönetici tartışma sırasında rolünün sınırlı olduğunu bilmelidir. Çünkü tartışma ona katılanların fikirlerini paylaşmaları için tertiplenmiştir.
Şimdi sıra geldi tartışmaya katılan konuşmacıların rolüne. Hem konuşma ve dinleme yeteneğine sahip olma hem de işleri bir arada başarıyla yürütmek oldukça güçtür. Grup tartışmasına katılan konuşmacıların anlaşılır ve etkili bir dil kullanmaları gerekmektedir. Canlı ve hareketli bir tartışma sırasında anlaşılır ve kesin bir dille konuşmak pek kolay bir iş olmadığından konuşmacıların daha önceden hazırlanmaları gerekir. Böylece tartışmak istedikleri önemli noktalar unutulmamış olur. Konuşmanın başarıyla sürdürülebilmesi, konuşmacının gösterişten uzak, basit ve açık bir konuşma biçimini benimsemesine bağlıdır. Sunmayı planladığı konuları birer birer belirli mantıksal sıra içinde ele alan konuşmacı, kendisini ve başkalarını karmaşaya düşürmeden iletişim kurabilirse, konunun iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Toplantı öncesinde planladığı konuşmanın bir ön denemesini yapan konuşmacı tartışmaya daha güvenli gelebilir. Tartışmada sekreterin rolü. Katip ya da sekreter, grup halinde yapılan tartışmalarda önemli hususları ve ulaşılan kararları not ederek tartışmanın özetlenmesine yardımcı olur. Sekreterin asıl görevi toplantının tutanağını hazırlamaktır. Bu iş oldukça zor olduğu için yöneticinin sekretere yardımcı olması beklenir. Sekreter yazılanların dinleyiciler tarafından görülmesini sağlamak için yazı tahtası, projektör ve benzer araçlardan yararlanabilir. Sekreter yöneticinin isteği üzerine söz alarak tuttuğu notlar doğrultusunda konuşulanları özetleyip cümleler arasında bağlantı kurmaya çalışabilir. Evet, gözlemcinin rolü. Tartışmayı değerlendirmek için gözlemciler bulunabilir. Bunlar tartışmanın gelişimini gözleyip başarılı bir rapor yazarlar. Bu amaçla tartışmanın akışını gözlemekte ve tartışmaya katılanlar ile katılma sayılarını gösteren bir tablo hazırlayabilirler ve tartışmaya gözlemcilik yapabilirler. Tartışmanın değerlendirmesi. Değerlendirme ne demek? Yani ne kadar iyi yaptık, ne kadar yapamadık demek. Tartışmada şunlar sorulur. A. Grup tartışmasında planlanan hedefler ne derece gerçekleşti ve planda yer alan diğer noktalar ne derece uygulandı? B. Hangi noktalarda yetersiz kalındı? C. Yetersizlikler nedenleri nelerdi? D. Grubun tüm üyeleri tartışmaya katıldı mı? E. Tartışmayı tek eline alan oldu mu? F. Yeni yapılacak tartışmaların planlanması ve uygulanması ile ilgili öneriler nelerdir? Asıl görev tartışmada öğretmenin rolüdür. Tartışmada öğretmen rolü diğer öğretim yöntemlerine göre farklıdır. Burada öğretmenin işi zordur. Çünkü öğretmen kontrol dışına çıkmış bulunan etkinlikleri dikkatle izlemek, öğretimin başarısını dikkatle ilerlemek hepsini sağlamak ve görevli bir kuruma sahiptir. Öğretmen, öğretme etkinliklerini başarıya ulaştırabilmek için girişimci, düzenleyici, bilgi sunan, etkileyici, destekleyici, değerlendirici ve grup etkinliğinin planlamasını sağlayan kişidir. Evet, bugünkü dersimizde anlatma ve tartışma tekrarını görmüş olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.